Gökhan, toparladın mı ajanstaki haberleri? Çoktan. Ya ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Siz hiç dışarı çıkmıyor musunuz? Yani habere. Bütün gün ajans haberi yazdım durdum. Ya çıkıyoruz tabii de çok nadir. Bir de biliyorsun kalabalığız. Her seferinde biri gidiyor. Anca haftada bir iş düşüyor. Ben bütün gün burada oturup yazmaktan sıkıldım. Bu gazetecilik değil ki. Öyle ama ne yapacaksın? Ekmek parası. Büyükler ne derse o olur. Olur. Çok yetenekli birini istiyorum sizden. Peki. Sizi sekreterime bağlıyorum. Diğer detayları onunla görüşürsünüz. Müthiş bir gece olacak. Gümüş model mi bakıyorsun? Anneciğim çok tatlı örgü kıyafetler var burada. Ya buna baksana ya. Küçücük pembiş pembiş hırka örmüşler. Ama bu kız çocuk için. Ne bileyim kızım olacakmış gibi geliyor anne. Çok uslu çünkü. Nasip belli mi olur? Tabii öyle de. Ne bileyim benim gönlümden geçen hep kız. Şimdi sen kız olmasını istiyor olabilirsin ama... sadece kendini düşünme. Şadoğullarının soyunu da düşün. Mehmet günün birinde emekliye ayrılacak. O zaman şirketin başına kim geçecek sanıyorsun? Sizin oğlunuz tabii. Şadoğlu Holding ve soyumuz için bu bebeğin erkek olması hepimiz için en hayırlısı. Herkes için en güzeli bu. Ne bileyim Orhan, değişik bir şeyler işte. Ya sen söyle Rukiye'ye o ayarlasın. Bilir o. Ya böyle Gümüş'ün sevebileceği şeyler olsun. Tamam Mehmet abi, merak etme ne sen. Ne diyor? Çok özel yemek yapsın diyor. Der tabii. Karısını mutlu etmek istiyor. Hiçbir şey eksik olsun istemiyorum. Tamam, hiç merak etme Mehmet abi. Her şey istediğin gibi olacak. Hadi bakalım, göreyim seni. Tamam abi, tamam. Rukiye, Gümüş ablama çaktırmamamız lazım. Sürpriz olacakmış. Artık sen oyalayacaksın, bu senin işin. Hmm. Rukiye'yi duydun mu? Ay duydum dedim ya Orhan. Ne bağırıyorsun karıcığım? Sesi çıkmayınca. Öf, gelme üstüme Allah aşkına. Rukiye hasta falan mısın sen, ne bu halin? Ben ne yaptım şimdi? Heh, konuda tam bu Orhan. Sen hiçbir şey yapmadın. Yapmıyorsun. Ama bak Mehmet abi, karısı için neler yapıyor. Ya sen? Sen ne yapıyorsun benim için? Rukiye nereden çıktı şimdi bu? Ben de bir çiçek göndereyim, bir kahvaltı. Ne bileyim, bir sürpriz işte. Ama nerede? Çocuk doğunca erkeğin aşkı biter derlerdi de yalan derdim. Doğruymuş. Çocuk doğdu, beni temelli unuttun. Ay yüzüme bakmaz oldun. Varsa yoksa ya kızın ya da işin. Ama hayatım. Ay dokunma Orhan. Küstüm ben sana. Unuttun işte. Unuttun. Al ablacığım. Bak Mercan. Her numara şiş var burada. Gümüş bebeği örmüştüm ben de. Öyle mi? Hep hazır, hep hazır. Yani insan kendisi bir şeyler yapmak istiyor. O zaman sende örnek vardır. Olmaz mı? Dolu. E niye onlara bakmıyoruz ki? Dergiden örnek çıkarmak çok zor. Onlara bakar örerim. Hadi gidip bakalım. Olmaz. Niye? Sen yataktan kalkma ablacığım. Ben şimdi bir koşu gider getiririm. Hayatım kaç kere mi çıkacaksın ya? Sana da yazık. Ablacığım daha iyi ya. İşte kilo veririm ben de. Rukiye sen çok kilolusun da. Merhaba Şeref Hanım. Merhaba anneciğim. Gümüş, iyisin değil mi kızım? İyiyim anneciğim, iyiyim. Otursanıza. Ama Gümüş, bunların hepsi pembe. Mavi de yapacağım anne, daha yeni başladım zaten. Tabii ki her şeyden önce nasip kısmet ama... bence Mehmet de erkek ister. Zaten Mehmet'in bir oğlu var. Şimdi bir kızımız olsa fena mı olur? Yanlış düşünüyorsun kızım. Erkek olması yine de en hayırlısı. Günün birinde Nihan'ın oğlunun işlerin başına geçmesini istemezsin herhalde. Hı? Anneciğim zaten o kadar gereksiz ki bu konuşmalarımız. Kız ya da erkek. Zaten ne olduğu belli. Sadece biz bilmiyoruz. Hem niye sadece erkeklerin başarılı olacağını düşünüyorsunuz ki? Bir kadın da bir şirketin başına geçip çok başarılı olabilir. Berk. Kim bu kız? Ya bildiğimiz tanıdığımız biri mi? En önemlisi bize uygun mu? Hayır, bunları konuşmak için erken abla ha? Erken mi? Kızı yalıya götürmek için hiç erken değil ama. Ya ne alakası var abla ya?
Ya mecbur kaldım götürdüm. Ne yapayım yani? Berkçim, kardeşim. Biz seni sevdiğimiz için bu kadar ilgileniyoruz. Hem ne var bunu bizimle paylaşsan? Berk, Onur haklı, biz bir aileyiz. Mutluluğunu bizimle paylaşmanın ne sakıncası var? Anlaşıldı, anlaşıldı. Tamam, sizden kurtuluş yok. Madem çok merak ediyorsunuz, bekleyin abi. Aa, nereye gidiyorsun Berk? Hemen geliyorum, bekle. Ne oldu şimdi ya, nereye gitti bu? Ne bileyim, kızın fotoğrafını falan getirecek herhalde. Ya Mehmet, Allah aşkına sen görmedin mi bu kızı? Vallahi görmedim ya. Zaten koca evde bir biz görmedik. Gel. Kuzen, Onur, ablacığım, bu kız arkadaşım Didem.